İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Demircanlar, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. İran Dışişleri Bakanı Ermeni-Amerikan askeri tatbikatları hakkında yabancı silahlı kuvvetlerin varlığı bölgedeki durumu karmaşık hale getiren bir faktördür. Fransa Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Zider Nagapert Anıt Kompleksini ziyaret etti. Bertur koridorundan ve Stepanagert'e ve Stepanagert'ten Akna'ya giden yol boyunca Bakü'nün silahlı mevzileri. Natali Luizo, Charles Michel, Avrupa Parlamentosu'nun Arsah Dağlı Karabağ hakkında söylemek istediklerini dinlemiyor gibi görünüyor. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ruhani Müzik Festivali düzenlenecek. 27 Eylül 2020'de Demircihan ailesi 10 çocuğun en küçüğü Adilanna'nın doğum gününü kutlayacaktı. Ancak şafak vakti patlamalar duyuldu. Savaş başlamıştı. O gün büyük çocuklar Lisagor'da büyük baş hayvancılıkla uğraşan 40 yaşındaki babaları Seryoja Demircan'a yardım ediyordu. Diğerleri anneleriyle birlikte Askeran bölgesinin İvanyan köyündeydi. Demircanların en büyük kızı 21 yaşındaki Svetlana İlk başta savaşın yakında biteceğini düşündüklerini, ancak durumu görünce 5 Kasım'da Yerevan'a geldiklerini, babasının ise 5 kişiyle Artsakh'ta kaldığını söylüyor. Büyük bir ailenin babası olduğu için askere alınmadı. O arabasını askerlere yiyecek dağıtmak için kullandı ve bir şekilde yardım etmeye çalıştı. Serioja durumun istikrara kavuşamadığını anlayınca çocukları Lisagor'dan çıkarmaya karar verdi. Seryojan'ın eşi Gayane'nin iki erkek kardeşi Arturuş ve Sasun Toroyan da yanındaydı. Svetlana şöyle anlatıyor. 3 Kasım günüydü. Babamı ve dayımı aradım, ulaşamadım. Sonra annemi aradım. Çocukları almaya gittiklerini söyledi. Birisi babamı arayıp durumun iyi olmadığını söylemiş. Onlar da çocukları almaya gitmiş. Olay yolda meydana geldi sadece küçük dayım Sasu'nun telefonuna ulaşılıyordu ama kimse cevap vermedi. 7 Kasım'da kardeşim beni aradı. Babamın gelip gelmediğini sordum. Onu oradan çıkarmak için gelmesi gerektiğini söyledim. Bana babamın gelmediğini söyledi. Seryoja'nın kızına göre esir alındıklarını düşünüyordu. Aradığımız bir haber yoktu. Nerede olduklarını bilmiyorduk. Ceset yoktu. 15 Kasım'da Yerevan'dan Arsah'a döndük. 17 Kasım'da dayımı aradım. Bulduklarını söyledi. O zaman her şey belli oldu. Daha sonra Azerbaycanlıların Lisagor yolunda Seryoja'nın kullandığı UAZ arabasını vurduğu ortaya çıktı. Seryoja, Artur ve Sasun öldürüldü. Demircan ailesi şu anda Askeran ilçesinin İbanyan köyündeki evlerinde yaşıyor. Her 10 çocuktan 8'i yetişkin değil. Svetlana babasının en katı ona karşı olduğunu söylüyor. Svetlana, babası olmayan büyük çocuklar için zor. Bunu zaten anlıyoruz ama küçükler için durum böyle değil. Sürekli babamı hatırlıyor, onunla konuşuyorlar. Minik kardeşim babamın resmini görünce öpüyor ama anlamıyor. Büyüdükleri zaman onlar için çok zor olacak. Babam torununu göremedi. Hayatta olsaydı nasıl bir dede olacaktı diye düşünüyorum. Üç kişiyi bir anda kaybetmek zordur sürekli onların gülünç ve konuştukları hala kulaklarımda diye anlatıyor. Seryoja Demircan'ın ölüm belgesinde ölüm tarihi 9 Kasım olarak gösterilirken kurtarma ekipleri cesedini 12 Kasım'da Şuşi Lisagor yolunda buldu. Seryoja, Noemperyan ilçesinin Debadavan köyünde toprağa verildi. Savaş, Ermeni-Kürt ilişkilerinin gelişimini yeni bir dönemden geçirdi. Jön Türk liderleri Batı Ermenistan Ermenileri meselesinin mantıklı çözümün Ermenistan'ın bağımsızlığına yol açabileceğinin gayet farkındaydı. Onlar geniş ve zengin Arap topraklarının kaybını bile kabul etmeye hazırdı. Ancak Türk milleti için hayatı önem taşıyan büyük Turan'a giden yol üzerinde yer alan Ermenistan'ı asla kabul etmediler. Bu engeli ortadan kaldırmak için Osmanlı İmparatorluğu ülkedeki Ermeni nüfusuna soykırım yapılması ve beşiği olan Batı Ermenistan'ın nüfusunun azaltılmasına yönelik bir program geliştirdi ve savaş sırasında uyguladı. Jön Türk hükümeti Kürtlerin askeri gücünü hem muharebe operasyonlarında hem de iç siyasi hayatta yaygın olarak kullanmaya karar verdi. Ermeni ve Kürt köylülerin kendilerini yağmalayan ve servetlerini gasp eden beylere ve ağalara karşı ortaklaşa ayağa kalktıkları durumlar sıklaştı. 1907'de Ermeni köylüler Van vilayetinin Şatak bölgesinde hayvanlarını çalan Kürt eşkıyalarla 48 saat boyunca savaştı. Çalınan büyükbaş hayvanlar ortak çabalarla sahiplerine teslim edildi. Savaş öncesi yıllarda Rusya Kürtlere kur yapmaya çalıştı. Ancak savaşın başında Kürtlerin kayıtsız şartsız Türkleri desteklediğinden emin olduktan sonra tutumunu keskin bir şekilde değiştirdi ve askeri operasyonlar sırasında Kürt köyleri ve yerleşim yerlerini bile yok etti. Aslında Kürtler arasında Ermenilere yönelik katliamlara katılmayan, aynı zamanda Ermenilere sığınak veren Kürtler de vardı. Pek çok aşiret reisi Ermenileri koruma altına aldıkları ve tespit edilmemek için Kürt kılığı içinde sakladıkları için Türk zulmüne maruz kaldı. Bu gerçeği göz ardı etmek, hesaba katmamak Ermeni Kürt ilişkilerinin tarihini tek taraflı olarak ele almak anlamına gelir. Kürt faktörü Türklerin Batı Ermenistan Ermenileri sorununu nihayet çözmelerine yardımcı oldu ki bu olmadan çözüm zaten mümkün olamazdı. Şüphesiz Kürtlerin desteği olmadan Türkler Ermenilere karşı çabalarında büyük zorluklarla karşı karşıya kalacaktı. Bu oldukça doğaldı. Batı Ermenistan Türklerin eline geçmiş, bir buçuk milyonu aşkın Ermeni nüfusu katledilmiş, hayatta kalanlar ise kavurucu Arap çöllerine sürülmüş, Derzor'un kum tepelerinde gömülmüş. Soykırım sonucunda Kürt etnik unsuru Batı Ermenistan topraklarında hakim konum kazanarak çoğunluk haline geldi. Jön Türkler tarafından Kürtlere vaat edilen özel Kürdistan planı gerçek oluyor gibi görünüyordu. Ancak tam tersine Jön Türkler için Kürt sorununun çözümü acil bir gündem konusu haline geldi. Artık Kürtlerin tarihten ders alma zamanıdır. Bugün Dikranagert'te yaşayan araştırmacılar Adnan Çelik ve Namık Kemal Dinç, Dikranagert'teki Kürt nüfusun Ermenilere yönelik soykırıma, armenoside ilişkinin sözlü anılarını kaleme aldı ve buna yüzyıllık yıllık acı Dikranagert'te 1915 yılında toplumsal hafızanın izleri adını verdi kitapta Ermeni Kürt dostluk bağları, gelenekleri, kültürü, Ermeni Kürt çatışmaları ve Ermenilere yönelik soykırımdan, Arminosit'ten sağ kurtulanların anılarından bahsediliyor. İrna Ajansı'nın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullah Yan, Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Ermenistan'da Amerika başlık devletleri ile ortak askeri tatbikatlara değinerek bölgede herhangi bir yabancı silahlı kuvvetin varlığının durumu karmaşık hale getiren bir faktör olduğu konusunda uyardı. İranlı bakan kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Abdullah Yana göre diyalog ve Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, İran 3 artı 3 formatını içeren bölgesel mekanizmalar kapsamlı barışa ulaşmanın en yetkili yollarıdır. Batı Ermenistan hükümeti İranlı yetkililerin Doğu Ermenistan'daki ortak askeri tatbikatlar sırasında yabancı güçlerin varlığına ilişkin endişelerini anlayabilir. Ancak 2020 savaşı sırasında Batı-Ermenistan-Artsah-Nahçıvan sınırlarındaki Türkiye ile Batı ve İsrail askeri teknolojilerinin desteğiyle cihatçıların varlığını ve İran'ın sessizliğini de dikkate almalıdır. Fransa Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jean-Louis Bourlange başkanlığındaki heyet, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Sarkis Handanyan ve Fransa'nın Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Oliver Dekatinye eşliğinde 14 Eylül'de Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret etti. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Müze Enstitü'nün müze çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı Lusine Abrahamyan'ın konukları karşıladığını ve anıt kompleksinin kuruluş tarihini anlattığını bildirdi. Lusine Abrahamyan, geçtiğimiz yüzyılın sonlarında Azerbaycan hükümetinin Sumgayit, Kirova, Bat, Gansak ve Bakü şehirlerinde düzenlediği katliamlarda ölen Ermenilerin anısına Zidernagabert bölgesinde dikilen 3 haçkar anıtından ve Arta Savaşı sırasında anıt duvarının önünde defnedilen 5 özgürlük savaşçılarından söz etti ve yaşananlarla Ermenilere yönelik soykırım Armenosit arasındaki bağlantıya vurgu yaptı. Jean-Louis Bourlange Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anıtına çelen koydu. Ardından konuklar edebi ateşin yanına çiçekler bıraktı ve Ermenilere karşı soykırımın Armenosit'in masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Misafirler, Mize Enstitüsü'nün kıdemli tur rehberi Hasmik Mardinosyan eşliğinde Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müzesi'ni gezerek kalıcı ve geçici sergilerle tanıştılar. Ardından Jean-Louis Borlange onur konu kitabında not yazdı. Müze İşleri Müdür Yardımcısı Lucine Abrahamyan ziyaret için teşekkür ederek şerefli konuğuna Ermenilere yönelik soykırım Armenosidi konu alan kitaplar hediye etti. Eski insan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan şunu yazdı. Berzor koridoru ve yolundan Stepanagert'e, Stepanagert'ten Adam'a kadar Azerbaycan'ın silahlı tesislerinin yerlerini tespit ettik. Bu haritalarda 12 Aralık 2022'den 23 Nisan 2023'e kadar Azerbaycan hükümetinin yolu kapatan ekoaktivist ajanlarının bulunduğu yerler belirtiliyor. Azerbaycan Kızılay'ına ait araçların yerleri de belirlendi. Bu haritalar ve konumlar Berzor Koridoru'nun Arsak'taki etnik Ermenilerin kimliğinin korunması açısından önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Adam yolunun açılması Arsak Ermenileri için varoluşsal bir tehdittir ve Berzor Koridoru'nun alternatifi olamaz. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Başkanı Natali Luizo resmi Twitter mikroblogunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Avrupa Parlamentosu'nun arsa hakkında söylemek istediklerini duymuyor gibi görünüyor diye yazdı. Luizo Rusya çözüm değil Türkiye ile istişare etmek pek iyi bir fikir değil Avrupa diplomasisi doğaçlamayı bırakıp güçlenmelidir dedi. Doğu Ermenistan Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanlığının desteğiyle Ulusal Oda Müziği Merkezi Ruhani Müzik Festivali düzenleyecek. Festival çerçevesinde Doğu Ermenistan Cumhuriyeti bölgelerinde konserler düzenlenecek. 22 Eylül'de Kodayk bölgesinin Bıtkını Katedrali'nde Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Korosu sanat yönetmeni ve şefi Robert Mılkeyan ile Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Oda Devlet Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve şefi Vahan Martirosyan katılımıyla bir konser düzenlenecek ortak konserin şefliğini Doğu Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Robert Mılkeyan üstleniyor. Programda Gomidas, Mansuryan, Mozart, Schubert, Fore, Barber ve diğer isimlerin ruhani eserlerinden ilahiler seslendirilecek. 23 Eylül'de Bıcni köyünde bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde Hover adlı Devlet Oda Korosu ve Yerevan Devlet Oda Korosu'nun katılımıyla bir konser planlanıyor. Konser sırasında Saak Barter, Nerse Şinorali, Gomidas, Avanesov, Azaryan, Lotti, Buşenberg, Vasks, Mantiarvi'nin eserleri yer alacak. Konserler saat 19'da başlayacak. Giriş ücretsizdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hripsime Nahabetyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Orrim Orrim adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.